Mecnun Mahmut Bey soruyor. Hocam eşim Buyurun. doğum yaptıktan sonra gül hastalığına Ha, yakalandı. rozet. Doktora gittik. Krem antibiyotik verdi ama herhangi bir düzelme olmadı. Ne Yardımcı olur antibiyotiği musunuz? ya? Gül Antibiyotikli hastalığında krem antibiyotik. vermiş galiba hocam. Ha, dıştan sürmek için. Evet. Şimdi bakın, şunu söyleyeyim Hüseyin. Özellikle bu son 10 yılda, çünkü beslenme, gıdalar direkt bizi artık etkiler hale geldi. Çünkü son 10 yılda gıdaların içerisinde bu sebze, meyve, tahıl neyse, bunlardan hazırlanan gıdaların içerisinde kimyasallar var. Yani katkı maddeleri var. Raf ömrünü uzatma bakımından, tazeliğini koruması anlamıyla, işte renginin parlak ve canlı gözükmesi için, işte asidik bazik dengesinin sabit kalabilmesi için envai çeşit ne yapıyorlar? Katkı maddeleri ilave ediyorlar. Bu katkı maddelerinin temeldeki birinci getirdiği sorunların birincisi ilk başta alerjik reaksiyonlardır. Bunu yapıyorlar. Sindirim sistemi bozuklukları başlanıyor. İşte burada mesela bu 10 yılda, son 10 yılda bayanlarda doğum yaptıktan sonra romatizma, bak otoimmün bir hastalıktır, veya diyabet, tip 2 diyabet çıkabiliyor. O da otoimmün bir hastalıktır. Bunlar neden oluyor? Hep alerjenlerdir, otoimmün hastalıkları tetikleyen. Bir bakıyorsun bir antikor tamam kendi organına karşı savaş açıyor. Hashimoto, bak çok görülen rahatsızlıklar. Bunlar inan bana doğrudan beslenme ile ilgili konulardır. Şimdi burada ne yapacağız? Rozessası olanların, yani bu böyle gül hastalığı olanların beslenmelerine dikkat etmeleri lazım. Yani değerli izleyicilerimiz bugün şunu bilsinler. Hangi hastalık olursa olsun en az %50, %60, hatta bazı hastalıklarda %80'e kadar o hastalığı kontrol altına alabiliyorsunuz. Beslenmenize dikkat ederek neleri tercih etmelisiniz, nelerden uzak durmalısınız. Bunları bilirseniz o zaman o hastalığa karşı müthiş bir direnç kazanmaya başlıyorsunuz. Çünkü gıdalardaki bu katkılar bunu yapıyor. İlk baştaki sebep. Hava kirliliği de buna dahil tabii. Şimdi rozessası olanlar domatesten, acı baharattan uzak duracak. Mübarek şimdi Urfa biberinde yemek yemeyecek çünkü içinde kapsaisin var. Yani acıya karşı dikkatli olacaklar. İkincisi bu alerjiyi tetikleyebilecek olan gıdalardan uzak duracaklar. Çok fazla sıcak duş almayacaklar. Yani duş alsınlar, sayısı önemli değil ama sıcak olmayacak. Sarımsak örneğin içerisinde alinaz şeyi var, reaksiyonu var. Dolayısıyla bu gül hastalığını, rozessayı tetikliyor. Yani beslenmesi çok önemli. İşte burada yapacağı şey nedir? Biz onu Ankara'da da ektirmiştik hatta. Süpürge tohumuyla süpürge otu. Bunu baksınlar internet sitemizden, onu öneriyorum. Ama beslenmeyle rozessayı, özellikle hamile bayanlar lütfen mümkün olduğu kadar katkısız gıdalarla beslenmeye bakın. Özellikle bu çok önemli. Evet. Verebilir miyiz şeyi Neyi? Selpiyam'dan rica etsek hocam? Hazır bahsetmişken ilk Evet. ürünü. Hocam, Rozessa'da verdiğimiz bitkilerimiz, süpürge tohumumuz var, süpürge otumuz var, melisa bitkimiz var ve üzüm çekirdeği yağımız vardır bizim burada. Bu 2 aylık bir uygulamadır. İlk birinci ay süpürge tohumuyla melisayı kullanacaklar. İkinci ayda süpürge otuyla melisayı kullanmaları gerekiyor. Bir de üzüm çekirdeği yağını başlangıçtan sona kadar 1 yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağını kullanmaları gerekiyor.